Yepi başladı. Evet. Selamlar. Ya abi bu arkamdaki ışıktan dolayı değil mi ben karanlık çıkıyorum? Hı? Her seferinde de bunu ayarlamak enteresan yani. Olsun karanlık çıkayım ya. Zaten esmer bir çocuğum. Şimdi orayı kapatırsam ev yanar. Klimayı açmak istemiyorum. Çok pahalı. Bak geçen ay sen buradaydın değil mi Ege? Biz de takıldın yani. Bak o kadar çok klima açmadık biz. 800 lira fatura gelmiş. Ve yani eskiden nasıl açardık yani sen hatırlıyorsun yani. Sabaha kadar falan çalışırdık. 300 lira falan gelirdi maksimum. Neyse, Moskova'yı kurduk. Şimdi şehirden devlete haraç bölümüyle devam edeceğiz. By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even wow. Stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. O ne lan? Biat 10 kişi mi biniyor onlar? Ha. But the stone yürüyen walls orduymuş held. Pardon. And the enemy retreated. 10 between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. O arada bayağı bir tarih atlıyoruz şu anda yani. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Tribute. Hadi bakalım. Moskova'nın toprakları büyüdükçe Altın Ordu'ya gitgide daha fazla haraç borçlandı. Han'ı yatıştırmak için Prens Dimitri mütrafiklerinden sürekli vergi akışına ihtiyacı vardı. Ticaret yolları altın geliri oluşturur fakat tüccarlara ne? Market altın karşılığında kaynaklar satmana ve zamana bağlı olarak altını oluşturmak için yerleşimlere ticaret yapmana olanak sağlar. Av kulübeleri zamana bağlı altın oluşturmak için ormana kurulabilir. Bunlar değişik Hintler tabii ki. Süvariler menzilli birimlere mesafeyi hızlıca kapatarak az hasar alabilir. Teknolojilerini kullanmayı planladığın birimler üzerine yoğunlaştır. Ayar menüsünde bir çeki eylem için faydalı kısımda. Ticaret yollarının korumasını sağlamak büyük önem taşır. Ha, eyvallah. Atlara saldırıyorlar ya yolda. Onu kastediyor. Hadi oğlum loading. Bundan sonra loadingden sonra mı açsak videoyu ne yapsak? Bir ton da loading için şey yapıyoruz.
Ruslar böyle oldu ya. Rus mamiş. Rusya mamiş. Bu arada dün Kapet'e başladık Ege ile. Başlamaz olaydık. O nasıl bir oyun ya öyle. Yani gerçekten. Normalde kolay böyle eğlenceli bir oyun olması gerekirken biz bayağı gerildik falan böyle yani. Acı şunu şarja takacağım mı ya? Telefon şarjı bitmiş. Bitmiş. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Altın haracı öde. Tamam. Şöyle bir etrafa bakalım. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. Şimdi bir yiyecek şeyi kurmak istiyorum ama bunlarda da tarla çok efficient değil anladığım kadarıyla. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Tamam, Dimitri'nin heal gücü var. Atlı birliğim de var, güzel. Bunlarda yiyecek bu avcılıkla sağlanıyor galiba. Ya buralardan da işçi çıkartamıyorsun arkadaş. İşçi götürmen lazım yani. Değişik bir sistemleri var yani. Bir sonraki çağa geçemeyeceğiz bu arada. Anlaşılan. Taş. Taş toplayalım gel. Şuraya bir maden ocağı kuralım. Odun da çok az kişi var. Nereden geliyor? Buradan geliyor. Şöyle bir sakince kurulalım dedim. Ha tamam, kuruluyoruz. Oğlum biri size saldırıyorsa siz de geri saldırın yani, şunu yapmayın. Taşı satarız. Şu ticaret yollarından biraz daha adam çıkartayım diye düşünüyorum.
Чего делать и надобно? Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Yes. Стрела на тетиве. Oh. Increasing Moscow's income required locating additional trade partners. To do so, the Muscovites needed to scout the land in search of new settlements. Değişik bir anlayış var orada. Arkadaş yani saldırmıyor olmaları çok enteresan ya. Ay pardon, pardon. Şunları güçlendireyim. Diyorum. Bir dövüyorlar, bir dövüyor. Şunu bir tamir et. Aa, kötü oldu ya. Oradakini kaybediyoruz. Deadline for payment of tribute approached. Dimitri had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Лучник готов есть. Поражаю. Работа. Сыкнта, сыкнта, сыкнта. Я построю тебе. Готов есть. Лучший наказ. Evet, evet. Demirci var mı? With tribute now overdue, Dimitri had only a brief window to pay the Mongols. Tamam, 1500 altın. %1 ama. The golden horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. Odun lazım. Oduna daha çok adam lazım. Начну трудитесь.
Ne? Oyun niye kaydet? As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitri did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. As Prince Dmitri sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright. If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus' power, and Dmitri would be secure as Grand Prince. Taşta 4 kişi az. Yerleşimler satın alma. Yerleşimler satın al. O ne demek? Yerleşimler satın almak ne demek ya? Lan Türkçe oynayınca da böyle sıkıntılar oluyor ya. Taş, taş, taş. Bayağı büyümüş ya şehir. Bulmakta zorlanıyorum. Bir önceki bölümde oynadığım şehir değil yani resmen. Gene şey yani bir video çekmeye, oyun oynamaya başladım ya hemen. Hemen bir şeyler, hemen bir yerler. Başını tutmak mantıklı olmuş da. Oğlum işçi niye saldırıyor ya arada? Eski Moskova. Oğlum, manyak mısınız? İşçiyi mi öldürdüler lan? Oğlum ayıp lan. Oğlum işçiye de saldırılmaz lan.
şunlar tamamdır artık diye düşünüyorum. Oo, taşı fena kemirmişiz burada. Şuraya işçi gidebildi mi? Gidemedi. Oğlum rahat bırakın onu ya. Gelin buraya saldırın, bana saldırın. İşçiye saldırıyorlar. Başlayacağım bunların bir taraflarına ama. Şimdi mi geliyorsun Acem mi? Atlı yapacağım bir şey. Ne bu? $600 istiyor. Oğlum sizin benim... failed to meet the Mongols' demands, paid a devastating price. Ne oldu? Чего делать надобно? Ben görevi anlamadım tam ya. Yanlış yaptım ben. Dmitri purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. The town would now generate gold without the need for taxing traders. Ne olduğunu anlamadım ki. Dur bakalım şunu şey yapalım gene. Tam olarak ne yapmam gerektiğini zaten anlamadım ben ya. Tam Moğollara para ödüyorduk da bir şeyler daha yerleşimleri falan satın alıyordu. Onları atladık biz.
patladı ya görev. Bilmem, bir şey yapamadım yani. Fazla zeka gerektiren bölümleri yapamıyorum. Sadece git öldür bölümlerini yapabiliyorum. Tamam, şimdi bırakıp Cuphead'e mi geçelim? Ha canım şimdi. Bayağı geri aldım ama olsun. Şimdi bir dakika abi. Yerleşimlerle ticaret yollarını haydutlardan koru. Tamam da birader. Şimdi bir saniye. Otokayıttan geldik. Şimdi vergi yapacağız 6 dakika sonra ama genişletmek için yerleşimleri satın al diyor. Bir de oraları korumam lazım bir şekilde. Onu nasıl yapacağım onu çok merak ediyorum aslında. Before he could purchase the settlements, Dimitri needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Tamam, şimdi iki tane kule yeter abi. İki tane kulenin yettiğini gördük zaten. Sen de çık, ya da sen geri gel ya. Şuraya git. Şimdi şuradan biraz taş satıp altın kasalım. O yerleşimleri bir satın alayım ben. Tamam. Ha. Şunu yapabilir miyiz? Şöyle yapacağız. Bir sürü tüccar yapmam lazım. Ne lazım? Onun için de altın lazım. Taş sat abi. Gerçekten iğrenç bir hayat. Yani demirciyi yaptık da çok bir demir şeyi de çıkmadı. Yani bol bol tüccar yapmam gerekiyor benim anladığım kadarıyla. Доброе есть. Стреляю! Слушайте!
Sıkıntılı bir bölümmüş ya. Passage established, Dimitri could now purchase his first settlement. Nereden alıyoruz işte bu settlement şimdi? Abi bir dakika. Oyunu bir durdur. Settlement'ı nereden alıyoruz? ...500 altın lazım. Tamam. Şimdi bana böyle şeyler söyleyin abi. Bir şey yap. Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. The town would now generate gold without the need for taxing traders. Tamam. Ильич, что делаете? Я угодно есть. Слушаюсь. Там маркеты kullanmayı biliyorum abi. Ediyorum sizden Moğollar. İyi de ben bu heriflere vergi ödüyorum yani. Daha ne istiyorlar benden, ben onu anlamadım yani şu anda. Çatır çatır ödedim abi vergiyi. Dimitri purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Bandits remained a threat on the roads, however. Şimdi ne yapmam lazım? Bölgede daha fazla yerleşim bul. How? Nasıl abi, nasıl? Готов есть. Воины, надо найти. Напряжь, воины.
Nerede benim şurada öncülerim vardı? The village of Kalin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Yok abi, yetmiyoruz yani. İnanılmaz bir şey var. Bir de o ticaret şeyini güvene almam lazım önce. Üretim de o kadar yavaş ki gerçekten yani. Tamam, bir tane daha bulduk. When Dmitri's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Barak yapayım şuraya bir tane. Yok artık ya. Oğlum ne alakasın ya? Çık şuradan. Şaka yapıyorsunuz ya. Abi asker üretimi neden bu kadar yavaş ya? Kafayı yersin yani. Şurada bir güvenlik sağlayalım. Sıçacağım ama. Работа ждет.
Allah'tan şu anda haraç istemiyorlar bizden de. Şaka mı, ben şuradaki orduyu gönderdim. Evet. Bandit kamplarını mı bulacağım bir de tek tek? Vay arkadaş ya. Sen ne yapıyorsun da burada? Yani Never Ending Bandit kampı yapmışlar yani gerçekten. Oğlum şaka yapıyorsunuz ya. Benim ordum yetmiyor mu gerçekten? Güçsüz mü kalıyor ya? İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Moğolları ödemelerini yapalım da kurtulalım. İnanılmaz bir saldırı şeyi var ya. Yoğunluğu var. Şahane, gerçekten şahane. Adamlar bana saldırabiliyor, ben saldıramıyorum ama. Öyle bir menzil var yani. The Rus of Kalin now recognize Dmitri as their grand prince. Я кого угодно есть.
надобно. Построено будет. Начну трудиться. Радуйся. Наказы будут. Нужно лажен. Ay ay. Bandit Bolaman. Bandit'ler beni yeri bitirdi bandit'ler. Oğlum ne yapıyorsun ya sen? Готово трудитесь, есть. Войны, на броню готовляйтесь, рцы, я готовьте. Радуйся. Добывайте добро и. Приуготовляйтесь все. Исходим. Начну трудиться. Bitmiyorlar ya gerçekten. Şakaya geldi ya gerçekten. Kötü bir şaka yani. Evet, hadi bakalım. Moğollara gereğinden fazla ödeme yaptık galiba. bir daha şeyimizi sorgulamıyorlar şu anda. Değişik. Vallahi şu an biraz işçi katliamı. Çok da gelişmeme de müsaade etmedi açıkçası bölüm. Yani öyle varmış da yapmamışız. Oldu gibi bu sefer ama bölümü başardık gibi yani.
Поставь на брешь! Стреляют! Возвратай, готови суть! Ладно есть! Sağda solda bir sürü değişik şeyler var. Birimler var. Ne işe yaradığını bilmediğim. The small settlement at Perislav welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Ben o yıldızı bandit kampı sandım vallahi. Vladimir became another outpost of Moscow's growing influence. Moscow's power over the region was now secure. Bitti mi? Bitti, vallahi bitti. Vallahi kazandık. With the surrounding principalities under Dmitri's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke. Mongollardan kurtulmak biraz zor olacak gibi. Adamlar kalabalık geliyor ya sürekli. Neyse. Evet, bir patladık, o da tam anlamadığım için de. Ama en azından başardık yani şimdi. Evet. Evet, evet. Çık. Bir sonraki bölümün adı neymiş? Onu görelim. Kulikovo. Şehirden devlete bölümleri devam ediyor ama bir sonraki bölümde artık.